Hallo, bot açmamışım. Açtım gitti. Hayırlı olsun. Hallo. Yayın. Hallo. Let's go. Alo. Gençin etkinlik yapıyormuş. Yapıyordur. TF2 var mı? TF2 mi? Yang Chan çok mu 20. ay için canımsın. En iyi haber emsalına hoş geldin. Pam 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 pam. Neden WoW Team çalıyor? WoW Team'i değil bu, Elvin Forest Team'i de. Şimdi. Hello. Arkadaşlar Team Fortress 2 olduğunu biliyorum. Niye Team Fortress 2 oynayayım? Yıl kaç? Hallo. En sevdiğim yayıncı yayın açmış. Neler? WoW Team değil bu. Yok bu Elvin Forest Music ama WoW'un soundtrack, evet. Takviye çok çok bu arada ikinci için canımsın. En iyi haber abi, sınavımıza hoş geldin. Hallo. Dur bakayım. Bugün videonun haber ajansından güzel. Çok fazla bir şeyimiz yok ama var yani. Az bir şeyimiz var, damlıyor. Az bir şeyimiz var. Çok olmasa da damlıyor abi. Başa et koymayı unutmuşsun. Et değil. Neyin edini koyayım? The Looter Shred Red. Çok teşekkür bu arada 12 milyar milyon için canımsın. En iyi abone misin? Hoş geldin. God of War Daxon. Ya God of War ben açık oynayabiliyormuşum bu arada. Ben God of War açık oynayabiliyormuşum. Oynayamam. Yok. Ambargolu. O yüzden oynayamıyorum. Ambargolu, o yüzden oynayamam. Ambargosu cuma günü bitiyor ya, canlı yayın için. Anladaki. Yayamıyorum. Evet, canlı yayını 14 Ocak saat 6'dan itibaren oynayabiliyorum. Yarın saat 6'dan sonra. Y2K çok güzel bu arada 11. ay için canımsın. En iyi haber misin? Ultra Plus oynuyoruz. Ya dün Ultra Plus'a çektim ayarları. Evet Ultra Plus oynayacağız, oynayacaksak da yani graf, yani kaç FPS alırım filan bilmiyorum çünkü oyunu açmadım. Next demedim yani. Bunu sokmaya gezim. Ben bugün dondum. Zaten başım ağrıyor abi. Sabahtan beri muhasebe işleriyle uğraşıyorum. Mouse'u böyle böyle yapmaktan parmağım uçtu. Yavlamayı çok teşekkür ederim. 26 milyar milyon için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Neden Barkark yeni bir oyun değil mi? Ben de aynı noktadayım. İnanır mısınız? Ben de aynı noktadayım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama niye? Ya bilmiyorum. Niye geçti abi? Ya, yapsınlar yani. Almak ki. Mass'in 2022 F1 yönteminde sonunu gördün mü? F1 değil. FIA'nın yönteminde sesinde değil. Ama orada da open seaterların hepsini tek bir adamı toplamışlar. O yüzden.
Bam, abi Drake acı sos olayını gördüm de serin hikaye ya. Bayağı bilin serin. Abi bugün çok soğuk. Bugün çok soğuk. Buz gibi. Beni bugün FIFA oynarken görmek istiyorum. Yok ya, FIFA'yı ben bırakalı çok oldu abi. FIFA bırakıldı abi. Kafi, FIFA kafi ya, ya açıkçası. Ya fut olmadan oynanmıyor. Kariyer modunu bir gün toparlarsa oynarız. Ah. Yarın da Tottenham yeni başkan toplantıya gidecek. Mahsin Kelle gider. Mahsin Kelle gider ama olay Mahsin'de değil ama. Ya ben Mahsin'in gidip gitmemesini istemiyorum. Mahsin'le alakalı bir durum değil işte. Yani FIA kötü. Hani kuralları uygulamayacaksan niye FIA kuralı var? Aa, siz ne yapıyorsunuz? Bu soğuk dışında. Finalleri olanlar ne yapıyor? Başlamadı. Bir başlı final olan büte kaydı değil mi? Az şu sıra. Yok alamıyorlar o kadar. Ha olacak. Neresi? Bu konuştuğun şey mi? Neresi online olan psikoloji sınavını 90 almışım. Final 100 100 olunca 20 aldım. Oh no. Recep Prag. Nice, süper. Fizikten A'a geçip inkılaptan kaldım. O da enteresan. Serin. Ben bam pıtı 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 ne zaman gelir? Asla. Çünkü YouTube'dan dinliyorum. Playlist'ten random bir şekilde. Destiny 2 DLC'siz oynanmaz. Ama Game Pass'te ha onun DLC'leri kalktı değil mi geçenlerde? Oynanmaz ya. Destiny DLC'siz olmuyor yani. Hiç olmuyor. Hiç olacak bir oyun değil. Hala Beyond Light var DLC'si. Ama işte diğerleri yok. Yani DLC'si oyun oynanmıyor yani. Riot çok çabuk düşünce için canımsın. En iyi haber abi. Sana hoş geldin. Ünde çanı kaldırdan mühendislik ağlıyor. Oo. Kerbilimler abi 30. kere yazıyorsun. Biliyorum. Haber ajansını bekliyorum. Sakin ol. 3 kere timeout yedin otomatik link attığın için. Sakin. Sence Windows'un Beko'su gibi uygulamayı tam ekran yaptığına göre çoğu uygulamaya birleşmesi özelliği gelir mi? App'ler var ya genelde. Onlar için. Sanmıyorum. Ama güzel olay. Ben de beğeniyorum. Bize çan var bit var. O üniversite çok değişiyor ya. Kafalarına göre tamamen. Düt 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 düt. Çip sıkıntısı ne zaman bitebilir? Fabrikalar açıldığında 2023'ün belki sonu. Belki biraz 2023'ün yani, o bile çok iyimser yani 2024 sonu yani tamamen. Düt 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 düt. Bir yayıncı gençini açmış. Oğlum, iki tane yayıncı gençini açmış ya. Bir Ferit'le bir şey Kemal açmış. Niye böyle bu kadar şey yapıyorsunuz? Oğlum sponsor ne olmasın? İki yayıncı görünce bütün yayıncılar olmuyor. Nimo'nun API var mı? Direkt açık. Yani. God of War PC'yi oynayabiliyorum. Yayında oynayamıyorum sadece. Simur Gilhami çok teşekkür bu arada 4. ay için canımsın. En iyi haber misin? Sanırım hoş geldin. Fistek çok teşekkür 8. ay için canımsın. En iyi haber misin? Sanırım hoş geldin. Bugün bizim de hashtag edimiz var ama geç saatte.
Feeling the Fabulous çok çabuk 5. için canım sizin en iyi abisi. Dünya yine Enkeris sponsorluğunu aldım. Çok tertemiz. En sevdiğim. God of War'ı yarın oynayabiliyoruz. Yarın saat 6'dan sonra. Yarın saat 6'da oynarız yani. Genshin değil, hayır. Dying Light'ın bugün yine bir lansmanı varmış. Onu izle diye sponsor oldular. Zaten izleyecektim. Bedava para. Yani es para. Pasif gelir. Maaş çok çok 33 milyar milyon için canımsın. En iyi abone misin, hanımlar hoş geldin. Ama yani siz böyle sırf böyle daha fazla para versin isterseniz bana. Aşağıdaki linke tıklarsanız bir tane şu anda aşağıda link var. Hatta şey linkini de açayım ya. Bottaki linki de açayım. Tıklamak isteyen tıklasın. Bir tıklasanıza ya. Bir resmi aşağıda bak. Dying Light resim var. Çok şık abimizin bir resmi var böyle. Serin. Zaten ünlem Dying Light çalışıyor olması lazım. Pıtı pıtı pıtı. Yok. Bu tür siteleri patlatamazsınız arkadaşlar. Yani bu tür siteler genellikle şey oluyor. Cloudflare arkasında olduğu için. Oo, Türkçeymiş lan site. Oh shit. Hoş geldin. Bir dakika, ben siteye hiç bakmamıştım. Bakmadım bile. Dying Light oğlum, neyine bakacağım? Bu daha önce bakmıştık ki buna. Xbox'a hala ucuz mu? Tıklayamıyorum. Serin. Hah, dijital kopya. Xbox Store. Ay gözüm. Aman 470. PC'de ne kadar? İyiymiş. İyiymiş. İyi fiyatmış. Triple A oyun. Peki Türkçe var mı? Oo, Türkçe var. Let's go. PSN'de ne kadar? Bakalım. PSN'de nasıl olduğunu bilmiyorum. PlayStation 5 mi 4 mü? 4 bakalım. $469 aynı şeyle. Aynı Xbox'la. Konsollar $469, PC'de $349. İyi bu arada 350. Bu arada 450 de kötü değil. Konsol için, yani konsoldaki fiyatları görünce not bad. Yani konsolda hala bir tık daha pahalı bence. Beni rahatsız ediyor biraz. Ama PC'deki hiç rahatsız etmiyor. PC'deki bayağı iyi bu arada. Ki Epic'ten Epic illa kupon da verir, kuponla beraber. Gobr yaparsın yani. Oyun ilk laptoplarda oynanmıyordu. Yo, oynanıyor. Niye? Niye oynamazsın? Neyse, dediğim gibi ünlem Dying Light'teki, bir de aşağıdaki linki tıklarsanız şimdiden sevinirim ama yani ad kısmı akşam. Baldur's Gate çok Baldur's Gate 3 tam sürüm çıksın. Oo, ona da çok var ya daha. FPS çok kötü yatırım kadar laptoplarda. Yo. Bir TF2'ye girmeyeceğiz abi. Hiçbir şey, çok ekstrem bir şey olması lazım. TF2 olması için. Hangi kamerayı kullanıyorum? Fujifilm X-T4. Epic'te de aynı. 349. Düt 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 düt.
Baldur's Gate 3 tam sürüm çıkmasına geçip indirim dönemine indirim yapsın. Tam versiyonu çıkmadan indirim yapmazlar ya. Manası yok adamlar için. Bim bim bim. Elden Ring Xbox'ı aldım. Çünkü ya gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şeye. Kod olarak bana gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ucuzken çektim abi. Meritus çok bu arada 26 milyar milyon için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Evet, 299 TL'ye görünce çekeyim bari dedim. Bu arada videonun haber ajansına geçelim. Çok fazla bir şey yok bugün. Yani bir iki spekülasyon var, kopyum var bir tane. Bir zaten birçoğunuz haberi de görmüştür. 20 Ocak'ta yani 7 gün kaldı, bir hafta sonra. Hitman Trilogy Steam'e geliyor. Aynı zamanda yani triloji olarak Steam'e geliyor. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, Series S, Epic Game Store Steam'e geliyor. Aynı zamanda Game Pass'e geliyor. Xbox ve PC Game Pass'e geliyor. İkisine birlikte geliyor yani. İkisinde de var. Evet. Gayet güzel Game Pass'te olacak olması. Çok iyi oyun çünkü. Özellikle Elusive Target sistemini bilmiyorsanız acayip zevkli bir şey. Elusive Target olayı da yani aynı map'i her hafta farklı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Acayip acayip güzel. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah görevde parayı satmazlar bu sefer. Satarlar abi, niye satmasınlar? Arkadaşlar Hitman inanılmaz ucuz çıkıp inanılmaz ucuz bir şekilde şey yaptı. Adamlar görevleri satmadı. $20 $20 $20 diye oyunu 3'e böldüler. Şimdi düzgün çalışan şirketlere de laf çakmayın Allah için. Hani laf çakacağınız adamı bilin. Ondan sonra hiçbir firma çıkmıyor. Ondan sonra FUT'tan falan dolandırılıyorsunuz. Onun dışında şöyle bir şey var. Starfield'da birisi Starfield'ın Collector's Edition'ını bulmuş. Daha sonra Collector's Edition'ı şöyle bulmuş. Bir işte User Manual bulmuş adam. User Manual'da bir bakarsınız. Hangi saat var? Büyük ihtimalle en üst Starfield'ın en üst Collector's Edition'ında böyle bir saat olacak. Hoş gözüküyor bu arada Allah için. Bakalım yani zamanla göreceğiz. Baya baya güzel gözüküyor. Bir de onun dışında Copium'un en sertini hissettiğiniz bir kısım geliyor arkadaşlar. Copium'u en sert çekeceğiniz bölüm geliyor. Biliyorsunuz Spartacus diye bir sistem geliyor. PlayStation'ın Game Pass'i. Bu önümüzdeki birkaç ay içinde çıkacak diyorlar. Mart'a kadar hatta çıkacak diyorlar. Bunun en büyük şu anda art şeyinde etkisinde şeyde görüyoruz. PlayStation Now'u tabii ki de bunu PlayStation Now'u da bunun içine, bu sistemin içine denge ekleyecekler. Geçen aylarda, geçen ay hatta Ocak şey Aralık ayında Amerika'daki PlayStation Now kartları hani alıp 3 aylık prepaid kartları, 3 aylık 6 aylık prepaid kartlarını piyasada bulamıyordun. Şu anda da İngiltere'deki bütün retailer'larda PlayStation Now kartları kalkmaya başlamış. Jason Schreier abimiz şeydeki Bloomberg'deki bunu yazdı ki zaten Spartacus haberini patlatan abimiz de bu. Zaten işte PlayStation Now, PlayStation Plus artı Game Pass'imsi Spartacus girince üçü de birleşmiş olacak. Ayrı ayrı satmayacaklar o yüzden. Yani önümüzdeki 2-3 ay içinde göreceğiz büyük ihtimalle. Ama bakalım. Yani tam tarihi bilmiyoruz. Dying Light saat 23'te. Waypoint'e çok teşekkür bu arada 3. için. Canımsın. En iyi haber misin? Sana hoş geldin. Bizde Steam bakiye kodlarını ben bilmiyorum kalktığını. Ben onu şey yapmadım. PC'de kullanabilecek mi? Çok büyük ihtimalle hayır. PlayStation Now kısmı kullanılır da hayır. Game Pass gibi oyunlar çalışmaz. Yani birçoğumuza yaramayacak yani. Zivir yu çok dışı 19 milyar milyon için canımsın. En iyi haber misin? Hoş geldin.
Ama böyle bir şey var. Böyle videonun haberiniz bu kadar küçük çünkü yani yapacak hiçbir şey yok. Elimizde olan kodlar geçerli mi? Ne kodları? Ha bilmiyorum. PlayStation'a şeyde mi? Steam'de mi geçerli? Samet ettiğin çok onunca için canımsın. En iyi haber misin? Namaz hoş geldin. Anonymous belki upload'un değişmiştir. Bilemiyorum. Düt 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 düt. Vete haberini gördüm. Görmedim. Horizon Forbidden West'ını gördük mü? 3 gün önce. 4K bir oyunu 2K monitörde oynamanın farkı var mı? Downgrade falan dönüyoruz 2K mı oluyor? Ya hiçbir oyun 4K 4K değil ki. Sen Nvidia'nın şeyiyle 4K'ya çıkarırsan evet farkı oluyor. Daha yani 4K renderlip 2K'ya renderlarsan daha kaliteli gözükür. 2K'dansa. Misal God of War 4K'daysa ama monitörün 2K. Yani işte 4K'da açarsan daha kaliteli gözüküyor ama onu ayarla açman lazım. Nvidia'nın kendi ayarlarını açman lazım. Fidelity Xbox gibi bir şey arkadaşlar. Bana salın. Yapamam ve otomatik upload'ım alıyordum. Şu anda speed testine bakalım ona göre söyleyeyim. PC'de GeForce Now kullanarak PlayStation oyunları oynayabilir miyiz? Herhangi bir iyileştirme yapmadan ondan sonra PlayStation'da açabilirler mi? Hayır. Her şeyi mi diyorsun? Yani dümdüz God of War'ı mı diyorsun? Hani mesela PC'ye çıkacağım God of War'ı mı? Dümdüz God of War'ı diyorsan GeForce Now'a gelecek mi God of War? Kalırsa evet. PlayStation Base Cloud Gaming'i Nvidia yapmaz. Onu zaten şey yapıyor. PlayStation Now kendi yapıyor. GeForce Now'a gençliğe gelmişim çok hızlı beta'daymış çok mantıksız geldi. Neyi beta'da hem de para veriyorum buna bilemedim. Sadece gençliğin için para veriyorsun iade iste abi. Haklısın. Ama yani millet sadece gençliğin için para vermediği için çok dert değil. Hazırlatan sızıntı olmuş GeForce Now'dakinde. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sızıntının hepsine inanmayın. Yani her sızıntı tamamen birebir gerçek olacak diye bir şey yok. Orada insanların testleri var. Yani elinde sonunda şeyler oraya test için koyuluyor. Aynı zamanda o GeForce Now ürünü değildi. Aynı zamanda yani sadece GeForce Now şey değildi. Aynı zamanda GeForce Experience'ın da şeyiydi. İsmi nedir işte hani sistemiydi. Hayır başka oyunlarımda Genshin gelmiş ama oynayamıyorum. Tamam beta abi işte. Yani anlamadım. Beta'yı oynamak zorunda değilsin ki. Beta'nın amacı o. Kısıtlı bir şekilde test ediyorlar demek ki. Yani para vermen bir şey değiştirmiyor ki. Beta'yı oynama hakkına sahip değilsin beta'da bir şeyde. O ürün daha gelmemiş. Yani demek ki halka açılmak için uygun değil. Test ediyorlar. Yani bu parayla arkadaşlar parayı verince bir anda kral olmuyorsunuz özür dilerim onu kabullenmeniz lazım. Siz o parayı verdiğiniz dönemdeki şeyi alıyorsunuz. Ondan sonraki şeyler artı oluyor. Betalar betada. Betada olmasının bir sebebi var. Çünkü büyük ihtimalle betadaki şeyi oynadığında anasına söveceksin falan. Çünkü bok gibi çalışıyor. Beta olmasının sebebi genellikle öyle oluyor. Artık bizim ya betalar biraz boka çıktı. Firmalar yüzünden o da. Firmalar artık şey yaptığı için betayı demo olarak kullandığı için full oyunun sadece ismine beta deyip ondan sonra şey yapınca insanlar tabi şey oldu biraz yani normalde beta bir şeyin hani hazır olmadığını genel publiğe hazır olmadığını
sebep olması lazım. Skywolf çok düşük bu arada 9. ay. Orhanan 14. ay. Samedettin 10. ay. Zivirya 19. ay. Onat çok düşük 11 milyar mevcut. Canımsın. En iyi hamlesi. Red Ornat için de geçerli mi bu? Tabii Red Ornat da Early Access. Early Access zaten tamamen beta hani. Hani full artı full o direkt Early Access'ler. Ama Early Access'lerin hiçbiri zaten öyle yapmıyor. Early Access'ler harbiden Early Access oluyor. Eksik oluyor işte yani. Hani tam istekleri içeriklere yavaş yavaş geliyorlar. Tabi God of War yıllardır beta'da. Ben God of War demişim. Tarkov ama bitmedi harbiden. Yani Tarkov çok değişiyor oğlum. Tarkov inanılmaz değişiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 7.8 upload oluyorum şimdi test yaptım. Tamam 5 ile kasarsın. 5 ile ping alırsın. 4 falan vermen lazım. Tarkov çok değişiyor arkadaşlar. Yani inanılmaz değişiyor. Şuraya hiçbir şey olmaz. Bazen seçmişte beta takılıyor. Tarkov onlardan değil ya. Tarkov çok değişiyor arkadaşlar. Yani oğlum işte bir önceki Vipe'la şu andaki Vipe arasında inanılmaz fark var. Bir de Fortnite da mesela onlardan değil. Fortnite de aynı şekilde çok değişiyor. Aynı zamanda paso update at yani hızlı update atmak için mecburen beta'da kalmak zorunda kalırsın. Tarkov çok değişti abi. Yani benim ilk oynadığım Vipe'la şu andaki Vipe arasında ya ben 80 kiloyla 90 kiloyla çıktığımı biliyorum ya. Tarkov'un ilk Vipe'ında 90 kiloyla çıkıyordum ve koşabiliyordum. Stamina'da ağırlık etkilemiyordu ki seni. Yani şey çantandaki ağırlık senin staminanı etkilemiyordu Tarkov ben ilk başladığımda. O kadar salakçaydı yani. Onların hepsi çok yeni gelen şeyler. Davaları da etkiledi mi beta hareketi? Yok. Çok çok değişti. Tarkov inanılmaz değişti yani oyun. Hız update için neden beta'da kalmak gerekir? Konsollarda kalmak zorundasın. PC'de değil de konsolda herhangi bir update atmak için genellikle şeyden geçmek zorundasın. Lisanstan geçmek zorundasın. Konsollarda öyle bir dert var. Ve bu her lisanslama için de bir para veriyorsun. Bayağı bir para veriyorsun. Aynı zamanda lisans onaylamada 2-3 gün falan süren bir şey. Beta bir ürünsen böyle bir şey yok. Direkt ha ha go brr diye updateliyorlar adamlar beta'da, konsolda. O yüzden birçok oyunda beta'da kalır. Böyle Battle Royale gibi. Animus işte yani senin bir hızın düşmüş dediğin gibi. Kablon çok iyi değil, bir sıkıntı var kablonda büyük ihtimalle. FT konsolda var mı? Yok konsolda yok da genel olarak söylüyorum hani milletin niye o seviyede kaldığını söylüyorum. PUBG'de mi beta'da? PUBG beta'dan çıktı diye biliyorum. Konsolda beta'da ama. Galiba. Ya da ikisiyle birlikte çıktı. Topluca çıktı. Jackals çok düşük bu arada 18 milyar mevcut. Canımsın. En iyi hamlesi. Dying Light'ın etkinliği bugün. Yes. FD konsolunda oynarsın ya. Yani yapılabilir. Yapılamaz bir şey değil. Yapılabilir de. Biraz daha zor olur. Yıllarda bu sistem niye değişmedi? Kötü bir sistem değil ki bu. Yani bu sistem sayesinde Sikko oyunlar çıkmıyor. Sikko update'ler çıkmıyor konsollara. Tyros evet çok iyi 9. için canımsın. En iyi haberi misin? Hoş geldin. Peki beta böyle avantajlıyken full versiyonu niye çıkartıyorlar? Çünkü beta ismi insan korkutuyor. O yüzden. Yani beta ismini duyan adamın almama olasılığı çok var. EFT GeForce Now'a bakalım ya. Valorant'ın evet GF'nin olmama sebebi Vanguard. Onu atlatabilirler mi bilmiyorum. Beta için ilk baştan Warband miydi? Yok. DayZ değil mi?
İlk Daisy diye benim aklıma. İlk Daisy benim aklıma gelen ya. Düşünüyorum da. Benim düşündüğüm Daisy abi. Oğlum Riot Vanguard çalışıyor Allah aşkına. Hiç. Hiç şey yapmayın. Vanguard öküz gibi çalışıyor. Free to play bir oyunda o kadar hilesiz oyun çok iyi yani. Hilesiz bir oyun tamamen mümkün değil. Hızlı banlıyorlar. Öküz gibi hızlı banlıyorlar. Yani Valorant'ın anti-cheat'i çok iyi çalışıyor. Tabii ki de var. Yani hile tabii ki de var da. Vanguard bilgisayarın bir güvenlik açığı değil mi? Değil. Güvenlik açığı olasılığı olan bir program. Güvenlik açığı değil. Ama güvenlik açığı olma olasılığı olan bir şey. Çok temiz kabul ettirdi kendisini. Çünkü evet ya yani, abi o şeyle alakalı işte. Google'da bizim her bokumuzu data mine'lıyor. Ama herkes memnun. Çünkü yani çalıştığı sürece okeysin abi. Yani eğer ben bir hilesiz oyun oynamak istiyorsam free to play bir oyunda ve bunu yapmam gerekiyorsa ben buna okeyim. Tamamen okeyim. Yani ben buna okeyim. İndirebilirsin, yükleyebilirsin. Ben eğer kafam rahat bir oyun oynayacaksam, eğer yani 1000 maçta 2 tane hileci göreceksem, I'm okay with it. Yüklerim. Çok çok ender abi. Yani benim bana denk gelen hileci sayısı 3 galiba. Ve o da hani ilk çıktığında ilk ikisi denk geldi. Çok iyi çalışıyor. Aptalca iyi çalışıyor. Şirkette de alakalı. Tabii ki de şimdi şöyle bir şey var. Sixok'la bir tane program gelse o yapmak istese mesela bir tane bilmediğim dandik bir gacha oyunu yüklemek istese böyle bir şey siktir çekerim. Yüklemem. Yüklemem kesinlikle yüklemem yani haklısın. Aa dur bir dakika ben şu herifi bir raporlayayım seni. O kelimeden dolayı bir Twitch hesabım banlansın. Bir saniye nerede? Raporla. Neydi? Sohbet mesajında nefret söyleme. İleri. Nefret çıkım söylem. Ah. Şikayeti gönderin. Arkadaşlar mal olmayın. Çok basit. Mal olmamak çok basit arkadaşlar. Edge olacağım diye mal oluyorsunuz. Yapmayın. CS'de hile olanların azalmasının tek nedeni hiciden oyunu bırakıp Valo'ya geçmesi bence. Yok arkada tabii ki de gelişiyor arkadaşlar. Şimdi Vak'ta pası gelişen bir sistem. Evet yani ya bakın en büyük işte dezavantajı kernel level olmaması. Kernel level olmadığı sürece zor abi zor. Yani Valorant öyle kurtardı işte götü. Kernel yani 7/24 arkada çalışması lazım ki hileyi engelleyebilmen lazım. Yoksa çok zor. Bak çok yavaş çalışıyor. İşte ama yani orada işte kernel level'la alakası var. Evet Overwatch sistemini ben de çok beğeniyorum. Ama işte Overwatch'ta da sıkıntı şu. Overwatch'ı herkes almaya başlıyorlar. Overwatch'ta şöyle bir şey var. Abi bu herif benim yapamadığım hareketi yapıyor deyip ona herife raporlayan var. O da problem.
Yani mesela evet bence de hani Overwatch'u düzgün bir şekilde işte ödüle de bağlayamıyorsun Overwatch'u. O zaman da şöyle oluyor. Adam sırf ödül almak için abidik gubidik next 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 finish diyen çok insanı çıkıyor. O çok büyük bir kanser yani. İşte reputation sistemi, evet belki dediğin gibi reputation sistemi üzerinden ilerleyebilir. Zor. Abi globalle de alakası yok ki. Sadece globalleri alsanız diyorsunuz da adam global olsa da yarak gibi. Ya, global olmak çok kolay bir şey oğlum CSGO'da. Ben CSGO'yu hiç oynamadım bir yere kadar. Ondan sonra dedim ki ben CSGO başlıyorum. Biz 2,5 ay içinde ben lem oldum. 2,5 ay dedim. 2 ayda. Hiç oynamadım. 2 ayda lem oldum. 2 ay bile olmadı. Daha kısa sürede oldum galiba. Yani direkt çıktık. Olabiliyorsun abi yani rank o benim başarım değil işte abi yani o kadar da iyi oynadım düşünmüyorum. Yani net bir şekilde o kadar iyi oynadım düşünmüyorum ben. Ya o yüzden dediğim gibi yani rank o değil bence. Hani rank bir şey belli. Tabii ki de rank da önemli. Belli bir rankın üzerinde olmalı. Çünkü hani gold bir herif kesinlikle anlayamayacak o dediğinizi. Katılıyorum bunda da. Çok zor. Ya çünkü adam global olup ondan sonra hala amele gibi wallbang'leri bilmeyen adamlar var. Wallbang attı diye bu hile diyenler var yani. EFT'de de çok hile var. EFT'de şu aralar coştu. Ben 2 gün önce Samet Van G abimizi izliyordum. Çok fazla olmaya başlamış. Çok fazla. Amerika'da Asya serverlarına falan boku çıkmış durumda şu anda. Dur kapıyı açıyorum. Baya baya çok hile var. Samet Van gel. Ulan müzik de mi kesildi? Oh no, siz burada kaldınız mı? Kamera odaklıyor. Eğlence olsun diye işte öyle şey yaptım. Kahve aldım çünkü ihtiyacım var. Ya bu işte rafineriye başladım ya. Sabah güzel bir kahvaltı geldi. Öğle ara öğünüm kivi geldi 3 tane random. Ondan sonra şey geldi. Patlıcan geldi. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Evet, kivi çok random. Leaf bilmem ne varmış, iyiymiş. Abi, patlıcandan nefret ederim. Çok kötü bir tat bırakıyor ağızda. Patlıcan yarısını yedim. Allah'tan yanında şey vardı. Güzel bir yoğurt sos bir şey vardı. Onu yedim. Akşam şeyi de neydi bu? Bu ne? Ara önümde ıspanaklı köfte. Bu güzel. Ben seviyorum ıspanaklı köfteyi. Sevmem yine de. Ben yemem abi. Yok ben yemem. Ben patlıcan yemem. No.
Efe'de hiçbir zaman çözemedik hile serverine. Server kodunu sıfırdan yazmaları lazım. Oyundaki hilelerin hepsi server kaynaklı. Yok, server kaynaklı değil. Client kaynaklı tam tersine. Çünkü server kaynaklı olacak şeylerin hepsini client kaynaklı yapıyorlar. Gerizekalılar. O yüzden de gidip oyuncu datasını oyunun başında indiriyorsun ve görüyorsun her anda. Şu anda mesela en büyük hilelerden birisi şey yapıyor. Adamın ne loot'u olduğunu görebiliyorlar. Adamın ismini görebiliyorlar. PMC ismini görebiliyorlar. Yerini zaten görüyorlar. Onlar ayrı bir konu da. Adam böyle bir öyle bir hack yüklüyor ki her yeri görebiliyor şu anda. Onlar düzelebilecek şeyler bu arada. Bunlar çok rahat. Onlar gameplay mekaniği ve çok rahat düzelebilecek şeyler bunlar. Asıl benim hani ağladığım düzelemeyecek şeyler de uzun sürecek şeyler tamamen alakasız onunla alakasız. Onlar gameplay şeyleri. Ama ya elinde sonunda Tarkov'da her zaman hile olacak. Olmak zorunda. Yani şu yüzden olmak zorunda Tarkov'da. RMT dönüyor abi Tarkov'da. Yani bir şekilde gerçek parayla bir adamlar bu itemleri satabiliyorsa elinde sonunda yani bir oyunda bir şekilde RMT dönüyorsa yani birileri oyunda kötüyse ve bunun için para verip daha iyi olmaya çalışıyorsa o oyunda her zaman hile olur. Olay hile olması değil. Hileyi hızlı fark edip banlamaları. Şu ana kadar kötü gitmiyorlardı. Bir ara çok kötü gidiyorlardı hile konusunda. Şu anda biraz kötü. Şu anda biraz kötü hile olayı. Remet'in açılımı Real Money Trading. Aynen. Yok hile olmayan bir oyun yok zaten. Yani direkt yok. Her oyunda hile. Fortnite ayısı oynamayacak bir yöntem bulmuşlar. Ha? Dur bakayım merak ettim. Aa, GeForce Now'da oynuyorlarmış. Tansel haftaya galiba. Bu hafta daha zor yani bu haftanın sonu. RMT'i kapatırlar mı? RMT senin değil ki. RMT şey değil ki abi. Kendi isim nedir? RMT'yi Tarkov'un kendisi vermiyor zaten. Adam eBay'den alıyor abi. Zaten yasak. Ama yani konsolda hile olmadı doğru mu? Var. Konsolda hile var. FIFA'da var mı? FIFA'da RMT'nin Allah'a dönüyor. Flask kapalı adamı nasıl yapıyorlar RMT? Arkadaş ekliyor, raid'de item'ı yere atıyor, alıyor. Bu kadar. Tabii canım, FIFA'da EA çalışanı satıyordu oğlum bir ara. Konsol nasıl hile oluyor? Onu ben de çok da bilmiyorum. Her yani kırık konsollarda olabiliyor. Veya onun dışında şey de olabiliyor. Controller'a bağlıyorlar. Ama var. Yani konsolda da hile var. Özellikle Call of Duty'lerde falan çok görüyoruz. Call of Duty'de vardı ya. Call of Duty'de manyak gibi bir hile vardı. Aynen bak Warzone hilesi. Aynen konsolda. Bak bak baksana bu konsolda abi. Şey kullanıyor bunlar. Machine Learning kullanıyor ya. O öyle bir düzeyde ki Machine Learning kullanıyor. Yani controller şey. Adamlar konsolda hile yapmak için Machine Learning kullanmışlar ve o kadar iyi çalışıyor ki. Bak bak yılana bak. Müthiş müthiş. Evet kollayan adama ben de saygı duydum. Piç ama saygı duydum. Ha piç. Bunu yakalaması da zor. Ya zaten belli paternlerden yakalıyorsun elinde sonunda. Çünkü ya insan erörü diye bir şey var arkadaşlar. Bir her insan pasoyu 7 yani 7/24 headshot atamaz. 7/24 toraks atamaz. Mesela bazı şey yapıyor. 7/24 headshot atmak yerine göğse vuruyor. 7/24 göğse vuruyor. Biraz bacağı da vur. Yok yani vuruyor yani. O yüzden yani işte ama orada kedi fare olayı abi. Dediğim gibi hani hilesiz oyun diye bir şey yok. Hızlı dedekt eden, hızlı fark edebilen oyunlar var. Valorant bunun en iyisini yapıyor. Şu anda Vanguard şu anda piyasadaki en iyi anti-cheat sistemi.
Tamamen şeyle alakalı. Yani hızlı fark edip banlamakla alakalı. Hızlı reaksiyon almakla alakalı. Çünkü ne kadar hızlı reaksiyon alırsan ailenin ne haber? Görüşürüz abi. 12 gün sonra tekrar geri gel. En son 12 gün önce banlamış, şey yapmışım, time atlamışım. Oğlum o kadar niye izliyorsun? Manyak mısın lan? Bu kadar tilt olduğun şeyi niye izliyorsun ya? Manyak herif cidden. Neyse hoş geldin abi, tekrar 12 gün sonra görüşürüz. Neyse şey konusunda diyorum. Yani anti cheat olayında kedi fare olayı. Ne kadar hızlı fark edersen o kadar şey yani. Fetişi var. Var abi. Kingleri şeyimlemiyoruz biz burada. Fortnite'ın anti cheat'i de iyi. Fortnite çok kötüydü ilk çıktığında. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım çok kötüydü. Fortnite ilk çıktığında bok gibiydi. Sezon 1'de filan. Bok gibiydi. Aa yılbaşı şeyi gitmiş. Ulan düz şey kalmış yine. Abi. Ben Apex'e kendim hiç hileye denk gelmedim. Ama Apex'e bir ara çok kötüydü. Bir aksiyon çok yani kahveni tercih ediyorum. White Chocolate Mocha. Kahve değil içtiğim. Şekerli süt içiyorum. Evet yüksek yılda fena var. Yo var var varmış. Ben sadece kendim denk gelmedim. Hani olmadığını söylemiyorum. Benim pink artıkça 16 milyarmış. Canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Zaten herkesin ilk hileyle karşılaştığı ortam GTA. Yani çünkü hilesiz bir lobi olmadığı için. Denk gelmeme olasılığın yok GTA'da. Çoğu oyunda yüksek elo'da hile sayısı düşük elo'dan fazla. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Düşük elo'daki hileciler gerizekalı olduğu için oyunun ismi boşluk hile yazıp onu oynuyor. Ondan sonra banlanıyor gerizekalı. Yüksek elo'dakiler oyunu da biliyor. Zaten bak şöyle bir şey var. Birçok insanın en büyük yaptığı yanlış. Mesela şey diyor. Abi herif çok iyi oynuyor. Niye hile yapsın? O heriften korkacaksın. Zaten çok iyi oynuyorsa o herif neyin hile olup neyin olmadığını çok iyi şey yapabilir. Kandırabilir. O heriften korkacaksın abi. Oyunu bilen heriften korkacaksın. İşte o herif hile yapıyor asıl yani. O yüzden... Dolipop sor. O yüzden her iyi oynayan raport diyorum. Tabii beni vurdu. Sikeyim bunu raporla. Nasıl vuruyor? Abi yalan attı. Aa Norks'ı görmedim. Atsana linkini. Ay loko geçmiş olsun idim. Şakası 3-4 yıl önce her bunu raporluyordum. Abi zamanla değişiyor ya. Şey çok komikti. H1Z1 vardı. H1Z1'ın yapımcılarından birisi yayın yapıyor. Debug modunu açık unutuyor. Invisible bir şekilde kendi oyunda hile yapıyor. Rektelon yok, çok alınıyorsun abi. Espri de yapamaz hale geldik sen buradayken. Çok alınıyorsun, yapma. Hasan çok dışı bu arada 17 milyar mı için canımsın. En iyi abonemsin. Müthiş müthiş. Adam vuruyor arkadaşını öldürüyor özür dilerim falan diyor. Hatta videosu vardır bir dakika bulayım. H1Z1 dev cheat. Aha bak. Bak bak vuruyor. Oh my god.
guys hear me? See me? Oh my god, I'm so diye böyle bir özellik var. Ya olur, bu tür özellikler genellikle olur abi oyunlarda. Şu yüzden olur, admin gidip bir şeyi kontrol etmek için canlı hidden olursun yani. Normal bir özellik. Ama normal oyuna yani... adam üzüldü. Yok zaten bu hile yapmıyor. Bu fark etmiyor zaten. Bu ayrı bir şey, ciddi ciddi. Hani harbiden değil de. Işık Blue'yu çok bu arada Enes Crypto'ya abone ettiğin için. Ama ki yani bu. Craziness çok çabada 10. ay için. Dying Light bugün oynamayacağız. Bu akşam Dying Light'ın son etkinliği var. Geçenlerdekini de izlemiştik. Onun reklamı olacak. Daha sonra yani ben zaten izleyecektim. Reklam da verdiler. Neyse. Ama %100 olmasa da bunu %100 demeye çalışıyoruz. O yüzden tam söyleyemeyeceğim. %100 olmasa da Dying Light'ı daha erken oynayacağız. Evet, çıkışından daha erken oynayacağız. %100'leyemedim daha. %100'lemeye çalışıyorum ama çıkışından daha erken oynayacağız diye düşünüyorum. Onu olduğunda söylerim. Ne kadar kişi? Onları söylemiyorum kasti. Yani %100 emin olayım, söyleyeceğim. God of War yarın oynayacağız. God of War yarın 18'de ambargosu kalkıyor. God of War bende çalışıyor şu anda. Yani God of War harbiden çalışıyor bende şu anda. Açık. Hatta dün şeye girdim. God of War'a girdim. Ayarlara baktım. Ayarları benchmark diyecektim. Benchmarklama programı yapmış. Kapattım direkt. God of War'da görsel olarak çok farklı. Görsel olarak çok farklı abi. Öyle diyeyim. Texture kalitesi çok fark ediyor. Yani onun dışında çok bir şey fark ediyor. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı oyun. Yani ana menüye göre yorum yapıyorum. Ana menüde God of War'ın karakter tipini görüyorsun ya. Kratos'un. Ona göre yorum yapıyorum ama inanılmaz iyi grafikler. Yani grafiklerin şeyi o 4K'yı yani daha sonra high texture görüntüyü fark edebiliyorsun. Hani PlayStation 4 ile Xbox şeyin Xbox demişim 3080 arasındaki farkı anlayabiliyorsun. Çok görsel bir şekilde anlıyorsun. Mod diyeceğim zaten ya. Ben Kratos yerine Kermit koyacağım. Yok mu Mickey? DLSS var, Fidelity FX var, Reflex var oyunda. Bunların hepsi var. Monster Hunter Rise'da da yarın bakacağız. Evet. Bu arada birisi şey soruyordu. Lollipop. Gördüm onu. Kusura bakma cevap veremedim. Windows 11 hangi versiyonu? Pro abi, normal pro versiyonu al. En basic yani. Francis Kaz çok korkuyordu 5. yaşın. Canımsın. En iyi abonemsin. Namaz hoş geldin. Ahmet olan Fidelity FX ama eh. Neymiş bu? Aa, 12 saat önce yayın. 1 week. 1 week before I got banned. I messaged one Lily Pichu with an A bruh. She hit me with the sup. I'm going on... Çok akıllıca! Oh, bu herif çok akıllı. Bu herif çok akıllı, toz çok akıllı. Ben cidden toz olmak istiyorum. Çok akıllı. Ben hayatımda bu kadar fayfet bir herif görmedim. Adam Lily'ye kendini DMCA'li etmiş. Ve bu sayede drama kasmış. Ah siktir, çok akıllıca. I need you to DMCA strike me. Don't tell anyone though. Why? To scare people from watching anime. Is this going to work? How do I DMCA strike you? If you do it while I'm live on Twitch, it would scare a lot of people. Abi çok akıllıca. Surprised it took so long for it to kick in. Çok akıllıca. Yani... Bu adam akıllı abi. Bu adam yani dedim ya. Çok akıllıca.
Ben abi diyorum ya bak. Bu adam drama ihtiyacı var mıydı? Abi bu herifin drama ihtiyacı yok. Bu herif akıllı. Yani content üret ben hayatımda bu herif kadar content üretebilen bir herif görmedim. Ya yani şey ya çok aptalca şeyler üretebiliyor. Yani düşünce yapısı çok iyi. Müthiş bir şey yani. Yani direkt beyinden oluşuyor abi herif. Olay ne? Abi olay şu. Bu adam bütün Twitch'teki anime izleme metasını başlatan adam. Ondan sonra kendisine kendi arkadaşından DMC'yi strikelakıyor ki banlansın. Millet korksun. Sonra geri geldiğinde ban açıldığında selamünaleyküm diye gelsin. Daha çok izlensin. Beyin abi direkt. Adam dev bir beyin yani. DMC strike'ı abuse'layarak daha fazla izleyici kasıyorsun yani. Çünkü herkes seni konuşuyor bir ay banlandığın için. O kadar akıllıca ki. Onun dışında bu herif bak yaptığı şeyleri söyleyeyim. Onun dışında şey yapmıştı. O da çok iyiydi. Bu aralar işte bunların kendi şeyinde evinde offline TV evinde insanlar şey yapıyor. Mutfakta mesela bir içerik çekiyor. İşte pasta yaptık, pizza yaptık. Adam videonun başına gidiyor. Yayının başına gidiyor. Yayının başında diyor ki merhaba ben Disguisos. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda şey yapacağım. Bu videoda pasta yapıyoruz diyor. Çıkıyor. Sonra oradaki klibi şey videoyu alıyorlar. Yayını alıyor. Kendisine edit yaptırıp kendi kanalına koyuyor. Çok akıllıca ya. Çünkü diğerleri koymuyor. Çok abi var ya beyin sadece beyin fışkırıyor ya çok iyi yani. Electrox bu arada çok şey 20 milyar milyon için canımsın en iyi abonem Disguisos evet. Sıfırdan da oynadım. Aa ikincisi mi geliyor? Evet sosyal medya canavarı abi. Türkiye'de olsa Toz şu anda bütün şeyleri satmıştı. Köprüleri, binaları falan satmıştı abi. Yok yani Toz gibi net bir şekilde olmak isterdim. Ha çünkü benim de aklıma böyle şeyler geliyor ama bu kadarı gelmiyor. Ve kıskanıyorum açıkçası. Bu kadara gelmedi yani bana da böyle dolandırma fikirleri aklıma geliyor. Bu kadarına gelmediği için çok üzülüyorum. Size kıyamıyorum. Yok oğlum işte öyle bir yapacağım ki siz anlamayacaksınız zaten scam dediğimi. Olay o. Çok akıllıca. Çok dedim ya beyin fışkırıyor bu heriften. Bilerek DMC işte DMC'yi yemiyorsun ki oğlum. Bilerek DMC diyorsun da DMC'yi yemiyorsun işte zaten. Çünkü DMC'yi Lilir'in kendisi attığı için kalkıyor. Çok akıllıca. Scamci scamciyi tanır abi. Abi sen de bizi bazen sikmeye yer arıyorsun. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz arkadaşlar. Alıştık artık. SF belki onun bir içeriğini izlemiştir. Ya işte diyorum ya. I'm impressed ya. Aa harbiden Supraland'ın yenisi geliyormuş 14'ünde. Vay be. Co-op var mı peki? Yok. Aa kör oldum. Gözlerim. Artemis Sunuk çok teşekkür ederim 5 tane abone olduğun için canımsın. En iyi haber abi sınavına hoş geldin. Ezdoj. Böyle yani.
Ağır ya bugün. Yo yani sabahtan beri muhasebe işleriyle uğraşıyorum. Yordu. Yani biz ya 1,5 haftalık işi bir günde yaptım neredeyse. Allah'tan otomatize edebildim bir bölümünü. Bir yere kadar otomatize edebildim. Bir yere kadar her bütün sistem otomatik çalıştı bile. Tak 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 gitti. Bir yere bir geldik, orada otomatize edemiyorsun. El. Robot. Ha tuşlara tıkla modus. Millivay'a selamlar. Bu nasıl yayıncı ya? Konuşmayı bilmiyor filan. CD'yi biliyor musun? Discord'dan yazsam bakabilir miyim? Bakamam. Ama kodlama kanalına bakabilirler. Oduncu çıktı abi. Sizin de kurulunu satın alanlar hakkında düşünüyorsun. 6-7 seri Sekiro satıyorlar. Yani hackli hesap alıyorsun. İçin rahat ediyor. Sağ ol. Gıybet çok çabuk 3. ay için canımsın. En iyi abonemsin. Adam hoş geldin. Onka kuş geldi. Let's go. Geçen birisine Cem Büyükbaş ile ilgili tweet atıyorum. Birisi anka kuşu geldi abi diyor. Dur tweet'i göstereceğim. Kafa yiyeceğim. Like atmamışım. Çok iyi, çok iyi yani. Double Phonics Best. Ya ben onu göremedim hala. Abi hala göremedim ya. Vallahi diyorum. İçime dert oldu o. Her şeyi gördüm. O Double Phonics'i hiç göremedim. Her şeyi gördüm ya. Yat gördüm, araba gördüm, drift atan araba gördüm. Gazi koşusunu gördüm. Çok pahalı herhalde. Şey gördüm, jet gördüm geçen. Yanlayan araba çok iyi. Gazi koşusu da çok güzel. Luna Park var. Evet. Luna Park var. Şey var. Hentai var. Hentai date. Akşam yemeği olan. Ama işte şey Moltres'le şeyi göremedim. Articuno'yu göremedim. Bir onları görmedim. Her şeyi gördüm. Onu görmek istiyorum açıkçası. Bu şey ya Nimo TV'nin para atma şeyleri. Can Okay çok teşekkür ederim 8. ay için canımsın. En iyi abone misin? Aramıza hoş geldin. Gene mi? Evet var. Tabii. Ama akşam Dying Light'ın etkinliğini izleyeceğiz. Hocam tombul çıktı. Dying Light 2'nin bugün son basın gösterimim var. Daha önce yapmışlardı ya böyle oyunun hakkında bir şey tartışmışlardı. Bugün son şeyi var. Hani oyun çıkmadan önce zaten oyun 2 haftaya çıkıyor. Onun son şeyi var, etkinliği var. 23'te onu izleyeceğiz. Abi PUBG bedava yok mu?
Boogie Boogie. Ya o 500 saat abartı arkadaşlar. Daha sonra 500 saati açıkladılar ondan sonra. Bok gibi haber o bu arada. Sonunda kendileri de fark ettiler götünde patlayacaklarını, onu düzelttiler. 500 saat oyunu tamamen bitirme. Tamamenden kastları herkesle konuşup her kitabı okuyup her jump görevini yapıp her, yani her şeyi yapıp. Yani o %100 500 saat. Ama oyunu kendisini bitirmek 20 saat bile sürmez büyük ihtimalle. Her farklı sonu görüp evet yani her şeyi yaparsan %100. Abi ben açıkçası hiçbir oyun 500 saat olmasını istemiyorum. Olmasın. Ben bir oyun 100 saatten sonra uzarsa şeyim, bir bok var diyorum. Bir JRPG değilse, JRPG'ler ayrı. Onlar manyak çünkü. JRPG dışında herhangi bir şey gördüğüm anda şey yapıyorum. 100, yani 50 saatin üzeri bile soğuyorum direkt oyundan. Eli bir çok evet. Şeyler farklı arkadaşlar. Binding of Isaac gibi roguelike oyunlar farklı oyunlar. Onlar farklı. Onların oyun, yani onların aslında oyun süresi 1 saat. Aynı 1 saat tekrar ediyorsun. Inscription çok iyi ya. Hades de mesela onlardan birisi. Nvidia'nın OBS başına ne diyorsun? Geç kalınmış bir hareket. Ben bütün yani Twitch'in, OBS, Nvidia'nın, AMD'nin OBS'e hayvan gibi yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bedava bir proje ve yani şöyle söyleyeyim. Ben de bayağı bir bağış yaptım OBS'e. Yani OBS olmasa biz olmazdık. Çok açık ve ne söylüyorum. Gerçi olurduk da yani ben olurdum en azından da. Çok işimizi rahatlatıyor abi. Çok işimizi rahatlatıyor yani. Müthiş bir teknoloji. OBS bir herhangi firmanın değil. Direkt kendi open, açık kaynak. Zaten olay o. Open Broadcast bir şey. Servis mi? Müthiş bir şey yani. Ve özellik olarak da çok iyi. Software doğru, aynen software. Ya özellik olarak da çok iyi oğlum yani. Plugin desteği, yeni plugin testi, bir de şey yapıyorlar. Hani güncelliyorlar. Hani güncellemekten kastım. Geride kalan teknolojileri de paso güncelliyorlar. OBS'den önce yayıyor muydun? Neyle yayıyordun? OBS'den önce XSplit de yayıyorduk. OBS yoktu o zaman. Ama ben OBS'i geçeli 9 sene falan oldu. Hani ben bayağı uzun zamandır OBS kullanıyorum. O benim o yani yaptığım dönemde OBS yoktu. Ya yani direkt OBS diye bir şey yoktu. XSplit zamanı da vardı. XSplit vardı işte. XSplit de yapıyordu. Birçok kişi XSplit de yapıyordu yayını. Başka bir şeyin yoktu. Tercihin yoktu. Fraps başka. Fraps'le yayın yapamıyordun. Fraps de çok iyi programdır. Fraps Türkiye'de birçok kişi anlamadığı için Fraps'e bok atıyor bu arada. Fraps şu an söyleyeyim en iyi programlardan birisiydi. Hatta en iyisi de olabilirdi. Yani Fraps'in çünkü olayı dümdüz encode edilmemiş görüntü vermekti. Yani dümdüz encode edilmemiş native ekranın direkt görüntüsünü aldığın görüntüydü. O yüzden hayvan gibi büyük oluyordu dosya şeyi. Millet abi o dümdüz Fraps'le F9'a bakıp basıp YouTube'a atmaya çalışıyordu. Onu ham görüntüyü alıp editlemiyorlardı. Ondan sonra patlıyordu. Belki milletin PC yetmiyordu. Yok. PC'in yetiyor abi Fraps'e. Çünkü Fraps'e daha iyi PC'in yetiyor. Çünkü Fraps'te hiçbir render falan da olmuyor. Dümdüz kaydediyor hard disk'e. Sıkıntı şu, insanlar editlemeyi bilmiyorlardı. Editlemeyi bilmediği için adam bir şey F9'a bir bakıyordu. Aa 20 GB dosya. Aa bunu nasıl upload diyeceğim. Bilmiyor ki onu editlediğinde 300 MB'a düşüyordu. Evet, herhangi bir free MP4 konverterla falan çözebiliyordun onu. Ya da ya işte Vegas'tan editliyordun. O zaman handbrake tam yoktu ya. Aynen Sony Vegas, Fraps. Olay o. Aynen öyle. Ben ilk Vegas öğrendim. Ben hatta Premiere geçmedim neredeyse.
Vegas güzel ya. Güzel program da işte. Streamlabs'in artan ne OBS'e göre? Yok. Benim için Streamlabs çok aptalca program. Sadece bloatware, yani şey gibi, Samsung aldığında gelen Sikko programlara benziyor. Veya herhangi bir marka laptop alıyorsun, içinde Sikko Sikko böyle programlar geliyor ya. O programlarla Windows gibi geliyor bana. Yani Streamlabs'in yaptığı her şeyin 10 katını OBS'de yapabilirsin. Ve daha az RAM ve CPU harcayarak yapabilirsin. Sadece biraz daha araştırman gerekiyor ama daha sağlam oluyor uzun vadede. Ama birçok insanlar rahatlığı tercih ediyor. O da anlayışla şey yani. Ama bunun gibi şeyleri yapamıyorsun. Şiş, gerçi yaparsın bu arada. Plugin de yükleyebiliyorsun. Gerçi Streamlabs OBS'e plugin yükleyebiliyor musun emin değilim. Öyle fake atarlar otopos işte. Soli. Çok şey üçüncü için canımsın. En iyisi bu arada çok hızlıydın. Helal olsun. Gözüm yaşardı yemin ediyorum. Nightmare Cream. Çok da şey 13 milyon bir için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Plugin adı ne? Bunun ismi Move Transition galiba. Hatırlamıyorum, bakarım. Kaptan çok düşüyor burada 9. ay için canımsın. En iyi abonemsin. Şey yaparım ya. Birkaç gündür çok yoğun olduğumdan bu OBS'deki geliştirmeleri tam yapamadım istediğim gibi. Birkaç tanesini araştırdım. YouTube'dan videoları izleyip like'lıyorum da sonra tekrar izleyip deneyeyim diye. Tam şey yapamadım. Üstüne düşemedim. Bu akşam da muhasebe işlerini bitirdikten sonra biraz OBS'de böyle şey yapacağım. Yarına bir şeyleri de yine değiştiririm. Daha güzel yaparım. Ya bir tane yapmak istediğim var. Geçiş animasyonu. Ama geçiş animasyonu değil. Yani onu yapsam anlayacaksınız ne demek istediğimi. Muazzam bir şey ya. Hani böyle ben şeyden nefret ediyorum. Her geçişte diye öyle bir şey geçiyor. Böyle ekran sallanıyor böyle. Nefret ediyorum. Çok kötü geliyor bana. Yani her geçişte böyle sıkıcı geliyor. Çok güzel bir şey buldum. İnanılmaz güzel bir şey buldum. Çok smooth. Çok sade. Bana tam uyan bir şey. Ama dediğim gibi sadece bir şey yapmam lazım. Onu öğrenmem lazım. Ahmet'e dedim. Yo, Ahmet'e demedim. Ahmet çok geç yaptı ya onu. Bir de Ahmet'e desem ne olacak oğlum? Sevmiyorum lan o şeyleri, arayüzleri. Allah Allah. Benim aklıma ilk gelen Jirox'unkisi bu arada. Jirox'unkisi çok sert geliyor bu arada. Maşallah şuradan bir böyle dalga geliyor. Ama işte bu da bir tercih meselesi oğlum. Mesela şöyle bir şey var. Bana güzel gelmeyen şey Jirox'a çok güzel gelebilir. Ona güzel gelmeyen şey bana çok güzel gelebilir. Orada da tercihle alakalı. Tamamen tercihle alakalı bu. Misguy aynen. Like'ladım onu. Like'ların arasında ben varım. OBS'den plugin alıp herhangi bir kaynak yiyor mu? Tabi. Ama yani Streamlabs'den daha az yiyor. Her eklediğin şey tabii ki de yani ekstra özellik. Niye yemesin? Atropos çok güzel değil mi? Ama işte arayüzü de değiştirmem gerekiyor. Yani bu Ocak ayını biraz şeye ayırmak istiyorum. Uzun vadede yayının arayüzünü biraz daha değiştirme, daha modernleştirmeye ayırmak istiyorum. Ama işte tasarım falan da değiştirmem lazım o yüzden. Görsel tasarımı, yayın görsel tasarımını falan da değiştirmem lazım. OBS'iniz tek PC'den yapıyorsunuz, ekran kartından verin. Şöyle 2000 veya 3000 serisi veya 16 serisi ekran kartınız varsa Nvidia. Onun dışında işlemci.
AMD bokumu yesin arkadaşlar. Geçmiş olsun. AMD işlemciden vermek zorunda. AMD anla ki. AMD'ye ağlayın. Sub müziği çok uzun olduğu için gitti. Yani sub müziği 800 aboneyken çok bir problem olmuyor ama hani 4000-5000'e çıktıktan sonra çok uzun onun için. Rahatsız ediyordu bir yerden sonra. Onun için daha böyle şey bulmam lazım. Böyle plink diye bir ses bulmam lazım. Yok mu bunu kullanmam? Plop. Tasarımı kendim mi yapıyorum yoksa ekibim var mı? Ekibim yok. Yani bizim chatten birisi yapıyor. Ben ona para veriyorum genelde. Hemen hackliyorum. Typhoon çok da şık burada 6. için canımsın. En iyi abonem. Sınavına hoş geldin. Loki'nin miyav sesi olabilir aslında. Bilmiyorum. Bakarız. Loki miyavla gel. Şey yapıyor değil mi? Kolu tutuyor kadar. Miyavla lan! Miyavla dedim! Wimhan çok super 22 milyar mevcut canımsın. En iyi haber misin? Oo, bir bakayım neymiş abi o. Evet. Ya Loki miyavlatma kolay ya. Giderim şey yaparım. Mama kabını alırım. Buraya getiririm zaten. Mau mau diye öyle. Spekstar çok teşekkür bu abone olduğun için canımsın. En iyi haber misin? Hoş geldin. De bakarım roster revealed. İki tane maça da çıkmışsınız. Ya Dota'da yine Valve paranın üzerine çöktü arkadaşlar. Aa. Etkinlik yapacağız, para verin deyip ondan sonra etkinliği iptal ettiler. Ah be abi. Nasıl ya? Taha YM çok da şu konu düşünce için canımsın. En iyi haberler sana da hoş geldin. Hiçbir noktada etkinlik verip para vereceğiz demediler de böyle bir an. Yine bir paranın üzerine çöküldü. CS God of War GFN'e gelecek diyor ama daha açıklamada ihtimal var mı sence? Var tabi, niye olmasın? Yani olabilir. Açıklandığında görürüz. Benim bilgim yok yani. Bugün EFT var mı? Yok mu?